sınırması da var. Bakın doğayı maddi bir düzen içinde yaratan Allah'tır. İnsanın buna bakışı bilimi meydana getirir. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken oturduklarında ve yanları üzerine yattıklarında göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, bizi koru. Dolayısıyla bilimin bir amacı vardır. İnsan doğadaki bu çok büyük detaylardaki ihtişamı görerek Allah'ın sonsuz gücünü, sonsuz sanatını ve sonsuz aklını kavrar. Bilimin amacı Allah'ı tespit etmektir. Bilimin amacı kesinlikle Allah'ı reddetmek değildir. Bu materyalist felsefedir. Zaten Darwinizm de materyalist felsefenin, yani maddeden başka hiçbir şeyin olmadığını savunan bir sapkın, köhne bir felsefe olan materyalist felsefenin doğaya uyarlanmış halidir. Materyalist felsefe adına Darwinizm savunulmaktadır.